Merhaba arkadaşlar. Bir dakika, önce şu maskeyi bir açayım değil mi? Sesim daha iyi gelsin. Herkese merhaba. YouTube'da tekrar karşınızdayım. Notlarım hazır. Size vereceğim haberler var. Neredeyim? İstanbul'dayım. Maskelerimizi taktık Hakan'la beraber. Çekime geldik. Üsküdar'dayız. Üsküdar'da bir ara sokaktayız. Buraya gelirken son derece kalabalık kuyrukların arasından geçtik. Diyeceksiniz ki nasıl olabilir? Vallahi bilmiyorum, olmuş işte. Semt pazarı kurulmuş. İnsanlar herhalde ya para çekmek ya para yatırmak için bankaların önünde sosyal mesafeyi korumaya çalışarak elbette kuyruğa girmişler. Ama onun dışında mesela bir parkta çekim yapmak istedik. Parklar kapalı. İçişleri Bakanlığı genelgesi vardı biliyorsunuz. Kuaför salonları, bunlar kapalı. Ama ara sokaklarda, mahallelerde, ana arterlerde hayat devam ediyor. Yani devam etmek de zorunda, elbette anlıyorum. İşe gitmek zorunda olan insanları tabii ki anlıyorum. Ama nasıl korunacaklar, nasıl kollanacaklar onu anlayamıyorum. Az önce tam şurada, birazdan belki hızlar seslerini duyacaksınız ya da duyuyorsunuz bile. Dev bir inşaat devam ediyor. İşçilerin bazılarında maskeler vardı, bazılarında yoktu. Bir haber okudum bugün. Bir inşaat şirketi inşaat işçilerine bir taahhütname imzalatıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Eğer koronavirüs olursanız, bu hastalığa kapılırsanız sorumluluk tamamen size ait. Ya olur mu böyle bir şey? Ya sosyal devlet dediğin tam olarak da bu insanların hakkını, hukukunu, sağlığını korumak için yok mu? Daron Acemoğlu, size geçen seferki videomda bahsetmiştim. Kendisi bir Türk. Değerli bir ekonomist, profesör, MIT isimli Massachusetts Institute of Technology, yalnız bu MIT. Sizin bildiğiniz MIT değil yani. Dünyanın en saygın üniversitelerinden biri. Kendisi orada bir ekonomi profesörü. Önceki gün Dünya Ekonomik Konseyi'ne, iş dünyasına bir briefing verdi ve orada verdiği bazı bilgiler var. Yani tam da bu günleri anlamamıza yardımcı olacak bilgiler. Diyor ki özellikle sağlık sisteminin, genelde de devlet sisteminin etkin çalışmadığını gördük diyor korona günlerinde. Gerçekten de öyle. Türkiye'de sağlık sistemi biraz daha iyi ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği ülkelerinin pek çoğunda sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda. Ve devlet sisteminin de hakikaten çok da fazla bir işe yaramadığı, insanların sorunlarını çözmediğini de yaşayarak görmüş olduk. Bu demektir ki hem sağlık sistemi hem devlet sistemi yeniden yapılandırılacak. Bir ikincisi, dünyada kurumsal yetkinliğin ne kadar azaldığını gördük diyor Daron Acemoğlu. Bu şu demek: dertlere deva olamıyor bu devlet. Dertlere deva olamıyor kurumlar, o koca koca kurumlar. Dertlere deva olamıyor o meclisler, o senatolar. Yani yeniden düşünmemiz ve yepyeni bir yapı kurmamız, siyaseti de korona sonrası döneme hazırlamamız gerekiyor. Sosyal mesafe diyor Daron Hoca, 3-4 yıl daha devam edecek. Yani Hakan'cığım, böyle uzaktan uzağa videolar çekmeye devam edeceğiz. Yakın olamayacağız. Çünkü virüs yayılmaya devam edecek, öyle anlaşılıyor. Ve son olarak da özellikle turizm ve seyahat sektörünün çok ciddi bir darbe alacağını söylüyor Daron Acemoğlu. İşsizlik rakamlarına bir bakalım isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 hafta içinde 10 milyon kişi işsiz kaldı. Doğru duyuyorsunuz. 10 milyon kişi. Grafiği ekranda görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Dünya tarihinde eşi benzeri yok. Peki bizim memlekette, Türkiye'den oldu derseniz, şimdiye kadar 120 bin iş yerinin kapandığını biliyoruz. Son bir hafta içinde 500'den fazla işçi işsiz kaldı. Ücretsiz izne çıkartılanlar var, zorunlu izne gönderilenler var, maaşı düşürülenler var, yarım ücretle çalıştırılanlar var, tazminatsız kapının önüne konanlar var. İşsizlik, işsizlik, İşsizlik. Korona sonrası dönemde hem dünyanın hem de Türkiye'nin en çok konuşacağı ve üstesinden gelmeye çalışacağı şey işsizlik olacak. Peki bu kalabalık kitlelere nasıl iş bulunacak? Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki, işten çıkarmalar bu süre için durdurulmalı. Katılıyorum. Çünkü kimi işverenler bu krizi, bu karantina günlerini bir fırsata çevirdiler ve tazminatsız insanları kapının önüne koyuyorlar hakikaten. Bunun önüne geçilmesi lazım. Peki vaka sayıları, Türkiye'de istatistikler hiç iyi değil biliyorsunuz. Hem vaka sayısında hem artış hızında dünyadaki ilk 10 ülkeden biri halindeyiz hala. Dünyada 1 milyon vakayı geçti. Psikolojik bir sınırın çok üstündeyiz. 53 bin ölüm var. Ben bu videoyu çekerken hızla artıyor. Amerika Birleşik Devletleri pandeminin merkezi durumunda, New York bir savaş alanı. New York bir savaş alanı. Sokaklara açık hava morgları konuluyor.
acil servislerde hemşirelere talimat verilmiş. Eğer yeterli solunum cihazınız yoksa yaşa göre ve bağışıklık gücüne göre hastaları tercih etmeniz gerekir. Ne demek? Yani daha zor durumda olan hastadan alacağım, iyileşmesi daha muhtemel olan hastaya takacağım. Dünyada yaşandı bunlar. İtalyan bir rahip mesela, bir İsveçli kadın kendi solunum cihazını daha genç hastalara verdiler ve öldüler. Türkiye'de de sağlık çalışanlarını kaybetmeye başladık. Çok değerli hocalarımızı kaybediyoruz. 601 sağlık çalışanı enfekte durumdaydı. Yine ben bu videoyu kaydettiğim sırada. Ve Sağlık Bakanı'nın üzüntüsüne de, gözyaşlarına da ben inanıyorum. Ben kalpten Sağlık Bakanı'nın, Sayın Fahrettin Koca'nın doğru şeyleri yapmaya çalıştığına, bilim kurulunun doğru önerilerle gittiğine, 7/24 bu meseleyi düşündüğüne kalpten inanıyorum. Dahası var. Şöyle gidelim, devam edelim. Ama işte hala karantina bölgeleri yeterli sayıda değil, hala sahra hastaneleri açılmadı, hala sağlık personelinin sarf ve malzeme eksiği var ve biz hala siyasi kutuplaştırmada bağış kampanyaları üzerinden kavga etmeye devam ediyoruz. Niye ya? Niye? Zaten ortalık karışık, şu hale bakın, dünya ne kadar yıkıcı, sarsıcı, hayatlarımızı değiştirecek, dönüştürecek bir salgının ortasından geçiyor. Ve biz hala bağış kampanyaları engelliyoruz. İşte onun bağış kampanyası, bunun bağış kampanyası. Amerika'da New York dünyada şu anda bu salgının merkezi haline geldi. Peki Türkiye'de salgının merkezi neresi? Aslında günlerdir biliyoruz Türkiye'de salgının merkezinin nerede olduğunu. İstanbul. İstanbul olduğunu nereden biliyoruz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu günlerdir açıklıyordu. Son olarak Sayın Sağlık Bakanı da son yaptığı açıklamada pandeminin merkezinin şu an itibariyle kayıtlara geçen 10 bine yakın vakayla merkez olduğunu açıkladı. Isparta'da da çok büyük sıkıntı var. Nereden öğrendik? AK Parti Isparta Milletvekili Sayın Recep Özel'in tweetinden öğrendik. Tam öğrendik, sonra tweet silindi. Dolayısıyla güven meselesi bir kez daha sarsıldı. Bu tweetler niye yazılıyor, niye siliniyor? Bu rakamlar doğru mu, değil mi? Bilim kurulunun önerdiği şeyler yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Herkesin kafasında soru işaretleri var. Soru işaretleri sadece salgınla ve sağlığımızla ilgili değil, aynı zamanda ekonomiyle, geçimle, işsizlikle ilgili. Dün bir fotoğraf vardı PTT'nin önünde. Onlarca insan yardım alabilmek için kuyruğa girmiş bekliyorlardı. Sonra bir başka fotoğraf daha gördüm. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa ülkelerine uçakla, kargoyla yardım göndermiş. İtalya'ya, İspanya'ya. Ama insan şaşırıyor. Yani kimileri o fotoğrafı şey diye tartıştı. Yok efendim, üstünde Türkiye Cumhuriyeti yazmıyormuş da işte Türkiye Başkanlığı yazıyormuş. Bizzat kendi ismini koymuş Sayın Cumhurbaşkanı falan gibi eleştiriler vardı. Doğrusu ben meselenin orasında değilim. Ben meselenin şurasındayım. Bu fotoğraflardan biri doğruysa öbürü ne? Yani... Peki bu doğruysa, yani bu kuyruğa giren onlarca insan, saatlerce o küçücük destekleri alabilmek için bekleyen insanlar doğruysa, o zaman bu ne? Yani ben tamamen burasındayım meselenin. Yani burada bir iki ayrı Türkiye mi var? Var herhalde, tabii biliyoruz da. İnsanlar şu anda gerçekten çok ciddi bir ekonomik krizle ve geçim sıkıntısıyla baş başa vaziyetteler. Yetmezmiş gibi elektrik idaresi ve doğalgaz idaresi bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Denildi ki artık sayaç okunmayacak. Niye? İşte çünkü sayaç okumak için sokağa çıkmasını istemiyoruz çalışanlarımızın, salgın nedeniyle. Amenna, başım üstüne, anlarım. Gerçi şurada bakın, tam şurada inşaat işçileri hala çalışıyor, onu hiç anlamadım. Hani olabiliyorsa sayaç niye okunamıyor? Sayaç okunamıyorsa o nasıl olabiliyor? Türkiye çelişkiler ülkesi. Demek ki iki Türkiye var. Zaten öyle olduğunu biliyorduk, iki Türkiye var. İşte biri bu kuyruğa girenler ve o küçücük yardımları beklemek zorunda olanlar. Allah'tan bugün bu karar değiştirildi, onu da söyleyelim. Bağımsız bir gazeteci olarak onu da söyleyelim. Nihayet evde ödeme yapılmasına karar verdi devlet, hükümet. Teşekkür ediyoruz bu doğru karar için. Ama bir tarafta da işte kolilerle yardım gönderen Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı. Bu doğruysa bu ne, bu doğruysa bu ne? Çelişkiler ülkesi Türkiye. İnsanlar geçim sıkıntısıyla cebelleşiyorlardı zaten Türkiye'de. Üstüne bir de bu salgın ve salgının getirdiği ekonomik zorluklar gelince... Yetmezmiş gibi biliyorsunuz
Elektrik İdaresi ve Doğalgaz İdaresi birer açıklama yaptı ve artık Sayaç okunmayacağını söyledi. E peki nereden bileceğiz kaç lira ödeyeceğimizi? 3 ayın faturalarına bakacaklarmış. O 3 faturadan bir ortalama alıp tahmini bir fatura göndereceklermiş bize. Eğer bu aşağıda kalırsa sonra fazlasını ödeyeceğiz. Yok eğer fazla ödediysek bir şekilde geri alacağız. Ertelenemez mi bu ödemeler? Birkaç aylığına. Dünyada pek çok ülke bunu yaptı. Yani insanlar yine mağdur olacak, yine kuyruklara girilecek, yine davalar açılacak. Yok ben fazla ödedim, hayır sen az ödedin. Buna gerek var mıydı? Ayrıca insanların Sayaç ödememek için çalışanlarını BOTAŞ'ın, işte elektrik idaresinin, TEDAŞ'ın anlıyorum göndermemelerini sokağa salgın nedeniyle. Çok güzel. Peki o zaman şu 200 metre ilerideki bu şantiyede bu inşaat işçileri nasıl çalışmaya devam edebiliyor? Bu doğruysa bu ne? Bu haklıysa o zaman bu inşaat şantiyesi ne? Türkiye çelişkiler ülkesi. Türkiye çelişkiler ülkesi. Daron Acemoğlu'nun sözüne geliyoruz. Dünyada devlet yönetiminde verimlilik olmadığı, yetkinlik olmadığı ortaya çıktı diye anlatıyor Daron Hoca. Tam da öyle. Gerçekten öyle. Peki böyle devam ederken hem salgın hem ekonomi, işsizlik, bütün bu sıkıntılar. Bir de af yasası var biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldi. Sayın Abdülhamit Gül'ün ilk videolardan beri söylüyorum. Samimiyetine, gayretine, iyi niyetine ilk baştan beri inanıyorum. Kalpten inanıyorum. Buyurun ne olur. Kolay gelsin efendim. İnsanlar erzaklarını alıp eve götürmek zorundalar. Yapacak başka bir şey yok. İnsanlar bunlarla uğraşırken bir de af tasarısının içinden geçiyoruz. Bu af tasarısında biliyorsunuz uyuşturucu suçları ve cinsel tacize yönelik suçlar. Kapsam içiydi. İlk tasarıda öyleydi. Muhalefetin sert uyarılarıyla ve inadıyla, direnciyle çıkartıldı denilmişti. Ve son gelen tasarıda bunlar yok denilmişti. Ama görüyorum ki öyle değil. Uyuşturucu suçlarıyla ilgili kapsam dışı bırakılmayan bir bölüm var. Hala orada. Ticaretini yapan, satan, kullananlarla ilgili. Yani baronlar evet, büyük satıcılar evet. Ama kuryeler vesaire bunlarla ilgili hala tartışmalı bölümler var tasarının içinde. Bu korkunç bir şey. Yani böyle bir dönemde bir de uyuşturucu ticaretiyle ilgilenen insanları, o suçlardan içeride yatan insanları tahliye ederseniz ne olacak gerçekten? İkincisi cinsel taciz suçları çıkartılmış ama AK Parti milletvekilleri ve tasarıyı yazanlar hala muhalefete gidip istişare ediyorlar. Neymiş işte çocuk yaşta evlenen bir grup varmış, o grup mağdurmuş, onların eşleri hapistelermiş, çocukları varmış falan. Bunları nasıl çözeceğiz? Valla nasıl çözeceksiniz bilmiyorum ama topyekun bütün tacizcileri, tecavüzcüleri sokağa çıkartarak çözmeyeceksiniz herhalde. Öyle umuyoruz yani. Dolayısıyla bu af yasası tartışmalı halini hala koruyor. Ayrıca öyle bir tasarı ki bu, diyelim ki işte 6 ay önce... Canım teyzeciğim çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok iyiyiz, siz merak etmeyin. Evden çıkmayın ama, çıkamıyorsun. Neyin çekimini yapıyoruz? Bir haber çekimi yapıyoruz biz. İyi burada. Allah razı olsun. Biz, çıkma teyzeciğim, canım benim. Ama paramızı götürmedi, bir şikayetimiz var. Getireceklermiş. Şimdi bu yardım şeyleri evlere teslim edilecekmiş. Maaşlarımız gelsin yani. Gelecekmiş. Suyumuz olmayı, yaş değil. Canım benim. Canım benim, kıyamam sana. Hem belediye hem emniyet teşkilatının çalışanları hepsi bu işlere bakıyorlar, merak etmeyin. İnşallah. İnşallah. Senin elinde eldiven var, bir şey mi yapıyordun teyzeciğim? Ya, bulaşık yıkıyorum. Bulaşık. Hadi kolay gelsin sana. Sağ ol. Sağ ol, siz de öyle. Yani iyice dikkat edin. Canım benim. Siz gelsiniz. Allah hepimizi korusun. Amin. İnşallah. Dua ediyorum namazlarımda. Başka bir şey. Allah kabul etsin teyzeciğim. Kalpten Allah yapınca. Sağ ol canım benim. Teşekkür. Yani iyice çok iyi bakın. Sağ olun. Siz de öyle. Siz de öyle. Rabbim korusun sizi. Amin. Hepimizi. Sağ ol teyzeciğim. Görüşürüz. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Kolay gelsin. Kolay gelsin teyzeciğim. İşte Türk insanının tatlılığına bakar mısınız? Bu minnoşları korumak için 65 yaş sokağa çıkma yasağı geldi ama yani bence gerçekten işin şakası, tatlılığı bir yana bu mesele ciddi bir mesele. Ve biz hala bu işin ciddiyetini anlamamış gibi gözüküyoruz. Af yasasından bahsediyordum. Af yasası hala tartışmalı olmaya devam ediyor. Öyle bir yasa tasarısı ki bu, gasptan, hırsızlıktan 6 ay almış birisi hemen hiç ceza almadan sokağa çıkabilecek. Ama bir düşünce suçundan, fikir suçundan ya da gazetecilikten ceza almış birisi
değil 6 ay, yıllarca içeride tutuklu kalabilecek. Burada bir adaletsizlik yok mu? Var. Size gerçekleri anlatmaya çalışan, sizi hakikatle buluşturmaya çalışan gazetecilerin, fikir insanlarının içeride tutulup çalan, çırpan, uyuşturucu satan, tacizde bulunan insanların tahliye edilmesi adil mi? Hukuki olabilir, adil mi? Hukuki de değil, adil de değil bana sorarsanız. Bu soruları hep kendimize sormaya devam etmemiz lazım diye düşünüyorum. Helin Bölek, grup yorumun üyelerinden biriydi. Bugün aşık grevinde vefat etti. Yani çok üzgünüm gerçekten de. Baştan söyleyeyim, ben açlık grevine hiç yakın olmayan, hatta karşı olan bir insanım. Çünkü ben hep yaşamın kutsanması gerektiğine inanan biriyim. Hayat, yaşam asıl temel insan hakkıdır diye bakıyorum. O yüzden de hep mesafeli duruyorum ben böyle bir yaklaşıma, yönteme ve çok üzgünüm. Çok üzgünüm. İnsanlar sizinle aynı fikirde olmayabilir, aynı siyasi görüşü paylaşmayabilir. Bunu şarkılarıyla, yazılarıyla, karikatürleriyle, kitaplarıyla anlatabilir, aktarabilir. Hatta sokaklarda protesto yapabilir. Bunların hepsi demokrasinin içindedir. Bütün bu çerçevede bile insanları ölüme göndermek evet. İşte böyle şeyler oluyor hem dünyada hem Türkiye'de. Böyle şeyler olurken çok tuhaf magazinel şeyler de oluyor. Mesela şu video izledim ve şok geçirdim. Bir bakın sonra konuşalım. Mehmet Öz, Profesör Mehmet Öz. Yani evet bir magazin tarafı var mutlaka ki ekranları seven ve izleyicinin de çok bayıldığı Amerika'da da yaptığı program rating rekorları falan kırıyor biliyorsunuz. Ama her şeye rağmen bilgisi olan değerli bir hekim böyle bir videoyu nasıl çekmiş olabilir? Yani TikTok diye korkunç bir yer var anladığım kadarıyla benim üyesi olmadığım. O videoyu gördüm ve inanamadım hakikaten. Amerika Birleşik Devletleri şu anda pandeminin merkezi, New York gerçekten savaş alanı. Ve böyle bir video çekilebiliyor. Ne oldu sonra tepki aldı mı bilmiyorum ama ben vallahi hiç çok tuhaf buldum yani. Bir başka tuhaf bulduğum da tabii meslektaşlarımızın böyle günlerde üstelik de iyi gazetecilerin yani iyi gazeteci olduğunu bildiğimiz insanların böyle günlerde magazin isimlerle canlı yayın falan yapması. Anladınız siz onu. Ne gerek var böyle şeylere diye düşünüyorum. Durumlar böyle. YouTube'da sizinle birlikte sesli düşünmeye devam ediyorum. Türkiye'nin meselelerini, dünyanın meselelerini size anlatıyorum. Bazen mutfakta, bazen çalışma odamda, bazen bir parkta, bazen de Üsküdar'da bir ara sokakta. Görüşeceğiz, iyileşeceğiz. Gezegende daha mutlu, daha eşit, daha adil, daha huzurlu, barış içinde günlerde yeniden buluşacağız. Mutlu hafta sonu.